Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur: "Vesari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha's semawati vel ardu uiddet lil muttaqin ellezina yunfikuna fis sarai ve'd darai ve'l kazimin el gayza ve'l afin ani'n nas ve'llahu yuhibbul muhsinin." Rabbinizin bağışına genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salatü vesselam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Allah Azze ve Celle orucu yüce maksatlar ve büyük hikmetler için farz kılmıştır. Oruç bir iman ve ahlak okulu sayılmaktadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de orucun maksadını şöyle bildirmiştir: "Ey iman edenler! Kötülüklerden sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." Takvada iyiliğin türlerini kapsayan bir değer olup Kur'an-ı Kerim'de farklı iman ve ahlak değerleriyle birlikte zikredilmiştir. Allah Teala şöyle buyurur: Yüzlerinizi doğudan yana ve batıdan yana çevirmeniz iyi olmak demek değildir. Lakin iyi olan Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan, onun sevgisiyle yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolculara, yoksullara ve küleler uğrunda mal veren, namaz kılan, zekat veren ve aitleştiklerinde aitlerine vefa gösterenler, zorda, darda ve savaş alanında sabredenlerdir. İşte onlar doğru olanlardır ve sakınanlar ancak onlardır. Orucun dini ve ahlaki yönlerinden biri de gözetme değeridir. Çünkü oruç kul ile Rabbi arasında bir sırdır ve Allah'tan başka kimsenin öğrenemeyeceği bir şeydir. Allah Teala şöyle buyurur: "Ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız, o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüzde şahidizdir. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak kalmaz." Gözetmenin bu anlamıyla orucun ecrini Allah'tan başkası bilmez. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "İnsanın her ameline kat kat sevap verilir. Bir iyilik 10 mislinden 700 misline kadar katlanır." Allah Teala, "Ama oruç başka, o benim içindir. Mükafatını da ben veririm. Oruçlu şehvetini ve yemesini benim için bırakır." buyurdu. Oruçluyken Rabbini gözeten oruçlu, Ramazan'da ve diğer zamanlarda işinde ve bütün amellerinde Rabbini gözetmelidir. Oruç, her türlü sabir için bir okuldur. Bu nedenle Peygamber Efendimiz Ramazan ayını sabir ayı olarak nitelendirmiştir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Sabır ayı, yani Ramazan ayı ile her aydan 3 günü oruçlu geçiren kişi tüm yılını oruçlu geçirmiş gibidir. Sabırlı olmak, öfkeyi bastırmak, haksız edeni affetmek, kötülük edene iyilik etmek oruçluya layıktır." Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa, ben oruçluyum desin." Gerçek oruçlu kimse yalan söylemez, hile yapmaz, aldatmaz, hıyanet etmez, kimseyi gıybet etmez. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Kim yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez." Orucun en önemli maksatlarından biri dayanışma ve şefkat göstermektir. İnsan kendi etrafındaki yoksulların ve muhtaçların durumlarının farkında olmalı. Onlara iyilik etmeli ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmalıdır. Peygamberimize şöyle soruldu: "İslam'ın hangi özelliği daha hayırlıdır?" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir." buyurdu.
Dayanışmanın, şefkatin, cömertliğin ve yemek vermenin sevabı her zaman büyükse Ramazan ayında daha büyük ve daha çok sevaplıdır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruçluğun sevabında hiçbir azalma olmaksızın o da aynı sevabı kazanır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Resulullah insanların en cömert olanıydı. Onun en cömert olduğu anlar da Ramazan'dadır. Orucun gayesine ve hakikatine ulaşmak için ulaşıncaya kadar oruç okulundan iman ve güzel ahlak dersleri almak ne güzeldir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Oruç tuttuğun zaman kulağın, gözün ve dilin harama ve yalana karşı oruçlu olsun. Komşuna zarar verme. Üzerinde bir vakar olsun ki oruçlu olduğun gün ile olmadığın gün bir olmasın. Allah'ım ülkemiz Mısır'ı ve tüm İslam alemini sen kuru. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.